Ali Başkan'la ilgili de bir başka yerden geldi. Şimdi onları ben karıştırdım. Ali Başkan Cuma günü Fenerbahçe kulübünün içerisinde yani Fenerbahçeli bir iş adamıyla görüşüyor. Ve çok ciddi manada maddi bir destek sağlayacağını Ali Koç'a ama Sayın Başkan'ın devam etmesini istediğini söylüyor o iş adamı ve grubu. Buradan gelen bilgi ne kadar doğru bilmiyorum. Lütfen doğruysa da yanlışsa da Fenerbahçeli dostlar bize bilgi versinler. Buradan düzeltelim değilse de. Ee, Sayın Başkan'ın da Ali Koç'un da devam edeceği yönünde bir e, cevap verdiğini söylüyorlar o konuşmada. Anladığım kadarıyla buradan gelen bilgi Ali Koç'un Fenerbahçe camiasından bu önemli iş adamının da desteğiyle e, devam etmek üzere bir iradesi oluşturuldu. Bende de Ali Koç'un Doğrudur. gelecek sene e, yönetime alacağı isimlerle yavaş yavaş aracılar vasıtasıyla soruşturma yapmaya başladı yani. Seni yönetime almak istiyor artık başkan şeklinde soruşturma yaptığı başlangıçta. candaşın bahsettiği iş adamı Mehmet Ali Aydınlar bence. Ya Onu ben... söyleyeyim bir. İkincisi şu olayı anlatayım Adnan polat'ı sonra hemen Ali Koç'a geçeceğim. Seçim iptal edilirse, iptal, iptal edilirse herkes yeniden aday olabilir. Seçim iptal edilmeyip ister pandemi nedeniyle ister herhangi bir nedenle ertelenirse, ertelenirse o erteleme maksimum 60 gün olabilir. O zaman da hiç kimse aday olamaz. Liste vermeyen hiç kimse aday olamaz. Şimdi burada Galatasaray Cuma günü bir... liste vermeyen hiç kimse aday olamaz. Galatasaray... Yüzde yüz bilgi. Galatasaray camiasından ismini söyleyeyim hatta. Köksal Bey, Köksal Ünlü. Ee, sevgili Burak Elmas'ın da yönetiminde. Bizim de çok sevdiğimiz gazeteci meslektaşımız Ünsal'ın abisi. Ee, çok da kıymetli bir insan. Ünsal'ın abisi mi? Evet tabii. Ha çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki Galatasaray seçimleri iptal olursa Beşiktaş ve Fenerbahçe Beşiktaş ve Fenerbahçe seçimleri de iptal olmalı. Aynı dönemde ayrıca 29 Mayıs Galatasaray'ın seçim tarihi gündüz İstanbul fetih kutlamaları var. Akşamda İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali var diye önemli bir bilgi ve not Şampiyonlar paylaşmış. Şampiyonlar Ligi finalinde seyirci Bunu da izleyicilerimizle yani. paylaşalım. Eee Köksal abi çok teşekkür ediyor faults. Olay kesin ertelenmez diyor yani. Evet. Peki evet, şimdi ben anlatayım. Metin Şen. Pardon sen bir şey söylüyor musun kardeşim? Metin Şen. <laughs> Belgin Aral, Nazlı Ercan, Semih Özsoy. Metin Şen, Belgin Aral, Nazlı Ercan, Semih Özsoy. istifa ettiler. Güral Aydın, AŞ'den istifa etti. Burhan Karaçam yok. Şabayn Erdikler birinci toplantıya girdi, bir daha girmedi. Tankut Turnaoğlu yok. Yönetim yok abi, yönetim yok. 15 kişilik yönetim listesinin yarısı yok. Dördü fiilen istifa etti. Üç tanesi ortada yok. Şabayn Erdikler, Burhan Karaçam. Tank kutturun oldu. Toplantılara gelmiyorlar. Yönetim kurulu. Sartaj Burhan Karaçam bayağı önemli bir isim değil mi? Evet. İç, sağ kol. Gibi. Burhan Karaçam sol kol. Semiyoz söyledi ya da ikisi. Hani şimdi ben sağ koldum sen sol kol. O fark etmez. İkisi de yok. U Uğur çok özür <laughs> diliyorum. İki kere senin sözünü kestim. Ha yok önemli değil abi. Söyle... Önemli bir şey anlatıyordun. Çok affedersin. İki kere. Yani şimdi iki kolun yok. Yönetimin yarısı yok. Kuvvetli yönetimle devam edeceksin. Kuvvetli yönetimle. Bir. İki her sene anlamsız kural atası, tekrarlansın maç te şeylerinden bu vazgeçeceksin. Bile bile yani bir sonuç çıkmayacağını bile bile manasız manasız başvurundan vazgeçeceksin. Üç. Şu Erol Bulut'a ikide bir teşekkür etme kardeşim. Ee, Ali Koç'ta görüşen iş adamı Mehmet Cengiz'miş. Aa. Abi bir de gençler yani bir maçına, teşekkür ya? Gençler bir sonra FETÖ falan diye açıklama yaptı abi. Evet abi ne oldu o FETÖ ya? Ya bırakın bu. Kendi evinde Artık eminen... bu işleri yavaş, yavaş Bu işleri bırak ya bu işlerden ziyade şeye odaklanacak. Takımı ya bak diğer kulüp diğer branşları iyi. Simli Hanım iyi bir yöneticiymiş yani. Bayan voleybol takımı gayet iyi. Basket takımı çok iyi. Erkek basket de iyi. Kadın <laughs> basket çok iyi. Kadın basket çok iyi. Metin Erkek olur. basket de iyi. Bakma sen. Ertaç Bakma sen milletin gazına. Yani... 17-18 milyon euroluk takımla bu kadar olur. Bir daha, Seneye abi, daha COVID, iyi olur. Covid çok vurdu. Çok kötü oldu. Seneye yani. daha iyi olur. Halisiz oldu. Aynı fikirde. E şimdi sen abi futbol takımı kötüyse o zaman problem sende başka. Ama benim Ali Koç'ta bir numaralı devam etsin diyorum. Kesin devam etsin. Bir numara yapacağın şey şu. Kuvvetli yönetim. Kesin. İki, çok doğru. İki. 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 Olmayacak doğaya amin demeyeceksin. Benim vicdanım rahat. Size birebir ilettim. İlk Beşiktaş maçından sonra bunun gönderilmesi lazım dedim, yazdım. Kamuoyunu aydınlatma görevliliğini yaptım. Galatasaray maçından sonra size mesaj attım. Olmayacak doğaya amin demez, bu gece itibariyle bu operasyonu yapın dedim. Ben haklı çıkmak istemiyorum, mutlu olmak istiyorum. Kuvvetli yönetim. Doğru, dürüst, teknik ekip. Doğru, dürüst, teknik ekip. Ama önce kuvvetli yönetim. Önce kuvvetli yönetim. Bir de şu kararsızlığınız, geç karar alma özelliğinizi vaz bitireceksiniz. Yani şu geç karar alma özelliğinizden çok fazla şey kaybettiniz. Yani burası dedesi Vefi Bey acele karar vermeyin demiş. En büyük tavsiyelerinden biri soymuş. Belli ki o tavsiyeye uyuyor. Ama futbol öyle bir yer değil. Bir dakikada karar vereceksin futbolda. Erol Hoca İçim mesela söylüyorsun abi. Örneklerden biri o mu? Tabii abi ne? Tabii abi Erol Hoca ne ya? Teşekkür ederim. Hoca hep ne? Almanca biliyor, Yunanca biliyor. Erol Hoca kendi İngilizce biliyor. Bitirene kadar beklendi yani. Ya baba Necip Montero Utku kaleci. Necip Montero stoper. Bu takım seni dört attı sana. O günü kovman lazım.